Ve biz çok mutluyuz böyle bir yerde çalışma yaptığımız için. En erken döneme ait çok iyi tahkim edilmiş, yani savunulmuş.2011 yılından bu yana ve Refik Bey ilerleyen yaşına rağmen her sezon kazıdaydı. Sabah 6'dan öğlen 13'e kadar. Son birkaç yılda biraz daha geç geleyim dedi ısrarımız üzerine. Ama ilk defa kendisi olmadan bu sezona başlamış bulunuyoruz. Bize ve Türkiye arkeolojisine çok önemli katkılar yaptı. En göze çarpan özelliği ise kazılarda bulduğu malzemeyi bir an önce yayınlamaktı. Pek çok kitap ve makale yayınladı. Dürüst bir bilim insanı olarak hayatını ve misyonunu tamamladı. Biz de onun yolunda devam edeceğiz. Öyle demiştik onursal başkanımız olarak. Yanımızdaydı her zaman. Her zaman fikirlerine başvurduğumuz, bize eleştirmesini istediğimiz bir büyüğümüzdü. Görkemli bir kent, görkemli bir surla çevrili. Sürekli geldi. Gelmediği zaman da son sene içinde hep aklı buradaydı. Her gün arayıp haberleri veriyordum. Son bir sezonda gelmedi. Ben gelmeyeyim artık zor oluyor dedi. Görmesi çok iyi değildi. Düşmekten korkuyordu. Ama hep bilgi alıyordu. Mutlu oluyordu. Geçen gün mesela 10 Ağustos doğum günüydü. Biz burada onu anarak tatlı yedik. Hem çalışan işçi Hacılar Köyü'nden arkadaşlarımızla hem öğrenci arkadaşlarla. Tabii sanki yanımızdaydı. Evet, tabii anıyoruz. Edindiğimiz bilgilere göre kazılar sonucu ilk Tunç Çağı dediğimiz milattan önce 3. bin yılın ilk yüzyıllarında kurulan bir yerleşmeyle önce dikkati çekti. İlk Tunç 1 diyoruz biz ona ve bilindiği gibi yerleşmenin en kuzeyden güneye kadar olan bütün batı yarısının savunma sistemini 12 yılda açığa çıkardık. İki tane kente giriş kapısıyla 50 tane savunmayla ilgili hem de kentte yaşayan halkın aileleriyle yaşadığı, ailece yaşamını sürdürdüğü yapılar ortaya çıkardık. Ve onun dışında da büyük bir orta merkez açmada depo yapıları bulduk. Beş bin yıl önce kurulmuş yöresel bir krallık, tarım, hayvancılık yapmakta, herhalde büyük bir zenginliği barındırmakta ki herhalde o nedenle çok büyük güçlü sur sistemi kurdular. Eğer içeride saklanması gereken çok büyük bir zenginlik olmasaydı böylesine güçlü bir sur yapmayacaklardı. Evet.
burada Sümerler'de olduğu gibi bir yazı sistemi henüz yok ya da vardı, biz belki bilmiyoruz ama burası da diğer ögeler bakımından kentleşme sürecine geçmiştir.